Selamünaleyküm arkadaşlar. Part-time Tarım Hayvancılık kanalına hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videoları beğenerek bana destek olmayı unutmayın. Bu arada hepinize de bir teşekkür etmek istiyorum. Çünkü artık kanalımız 1000 aboneyi aştı. Zaten 4000 saat kuralını da geçeli uzun bir zaman olmuştu. Neredeyse 10.000 saate de geldim. Peki bunlar ne anlama geliyor? Neden bize söylüyorsunuz diye düşünebilirsiniz. Şimdi bilenler vardır, bilmeyenler vardır. Eğer YouTube hesabınız var ve oraya videolar yüklüyorsanız para kazanmak için başvurabiliyorsunuz. Ama bunun ön koşulu var. Bunun ön koşulu ise bir yıl içinde 1000 aboneyi aşmak ve 4000 saat izlemeye ulaşmak. Ben bunları yaptığım için başvuruda bulundum. Ve çok kısa zamanda bir dönüş oldu bana. Büyük ihtimal az videom vardı ve hep sabit konudaydı. O yüzden dönüşü oldu. Peki şimdi bunun ne faydası var bize diye düşünebilirsiniz. Son birkaç ayda çok fazla yorum aldım. Belki de en az 10 kişiden yorum almışımdır. Kendi annem de bunu çok söylüyordu. Videoların ses iyi gelmiyor diyor. Kimisi diyor bu ses konusunu ayarlayın. Kimisi diyor bir mikrofon al. Haklılar, bir mikrofona ihtiyacım var gerçekten. Ha, mikrofon alacak bir durumum yok mu? Var tabii ki de, mikrofon alacak bir durumum var. Ama paramı mikrofona harcamak istemiyorum. Çünkü yakında bir erkek danam var satmayı düşündüğüm. Onu satıp kendi elimde olan parayı da ekleyip yine bir hayvan almak istiyorum arkadaşlar. Ben daha çok seviyorum böyle hayvan almayı, satmayı. Şu anlık paramı çoğaltmak için ticaret yapmayı seviyorum. O yüzden mikrofona bir para harcamak istemiyorum. Ama YouTube'dan gelen parayı tabii ki tekrar YouTube'a yatırabilirim. Çünkü benim öncelikli amacım YouTube'dan para kazanmak değil. Hatta hiç YouTube'dan para kazanmak gibi bir amaçla da başlamadım. Birincisi, hani insanlara daha bilinçli hayvancılık yapabilmesi için yardımcı olmayı seviyorum. Çünkü fikir alışverişi yaptığımız gerçekten güzel insanlar var. Hayvanlar konusunda çok fikir alışverişi yaptığım insanlar var. Onlara bilgi vermek çok hoşuma gidiyor. Hatta veterinerlik okumadığım için de çok pişmanım gerçekten. Hoşuma gidiyor. İkincisi olarak da ben size hayvanları gösteriyorum. Kaliteli hayvanları gösteriyorum. Kendim kaliteli hayvanlardan bir sürü oluşturmak istiyorum. Kendim çünkü çok sıkıntı yaşadım. Ve biliyorum ki siz de sıkıntı yaşıyorsunuz. Kaliteli, temiz hayvan bulmak çok zor. Yani sorsan herkesin hayvanı 25 litre, 30 litre veriyor. Herkesin hayvanı İtalya yavrusu. Aslı var mı? Aslı yok arkadaşlar. Hayvanların hepsi ya sıkıntılı ya şey, o kadar çok muzdarip insan gördüm ki ben kendim güzel bir sürü oluşturmak için çabalıyorum. Bunun için de gerekirse sağlam hayvan bulduğumda adam vermiyorsa gerekirse 1000 lira 2000 lira fazlasını verip alıyoruz şu an. Elit bir sürü oluşturmaya çalışıyorum. İnşallah o sürüde ileride satış yapmayı düşünüyorum. Gerekirse size kaliteli hayvanlar, hatta sağlam hayvanlarını sahip vermek gibi getirip size isterseniz 2 gün 3 gün her gün tek tek sahamına katılırsınız. Hayvan nedir, nasıldır görürsünüz. Öyle alsanız, öyle bir planım var. Benim YouTube'daki amacım bu. Hani sen derseniz ki ya bırak bunları, senin amacın YouTube'a para kazanmak değil. Öyle bir amacım hiç yok arkadaşlar. Ama YouTube'da elbet bir gelir alırsam da ilk iş o parayla bir gidip mikrofon almayı planlıyorum. Belki zamanı sonradan kamera ya da diğer artık ne ihtiyaç olur bilmiyorum. YouTube sektöründe ben de yeniyim. YouTube'dan gelen para YouTube harcamak istiyorum. Şimdi konumuza gelelim. Şimdi kaç dakikada konuşuyorsun, ne anlatıyorsun diye. Hayvanı gösterelim. Yine karşınıza bir kaliteli bir hayvanla geldim. Artık hani şu hayvan için beni de tanıyanlar olmuştur. Kötü hayvan almam arkadaşlar. Kötü hayvanla işim olmaz. Herkesin farklı bir şeyi var. Amacı var. Kimisi ufak zayıf hayvanlar toplar. Ben hani tabii her zaman en iyi hayvanım. Değil mi kızım? Değil mi? Haydi. Ha, orada dur. Orada dur. Hayvanı şöyle bir görün arkadaşlar. Neredeyse bir tonluk dev bir şarole. Geç tamam, illa o tarafa geçecek. Geç hadi geç. Geçsin. Size biraz bahsedeyim. Ha diyebilirsiniz. Her zaman böyle en iyi etli mi? Yok arkadaşlar. Hatırlıyorsanız Hereford almıştım. Hatta Eden'den biraz fazla almıştım. Çok zayıf bir hayvandı. Yakın zamanda inşallah size onun videosunu çekmeyi düşünüyorum. O hayvanı biliyorsunuz, ben hatta satıp satmama konusunda kararsızdım. Satmayı düşünüyorum. Şu an doğumu da yaklaştı. İnşallah çok da güzel bir kar edeceğim. Hatta sattıktan sonra inşallah nasip olursa satabilirsem de size ne kadar kazandığımı söylerim. Çünkü beklentim öyle 500 bin lira değil. Daha üstünü kazanmayı planlıyorum. Hayvan güzel oldu, güzel baktık. Yani ben olabildiğince hani tabii ki hani böyle maşallah tıka basa sırtı dümdüz etlemiş hayvan, hani böyle hayvanın tabii herkes hoşuna gidiyor ama bazen de hayvan kapas değildir. Hayvan olacak hayvandır ama bakılmamıştır. Öyle hayvanlara da fırsat olduğunda asla kaçırmam. Şimdi bu şarol hakkında size bilgi vereyim. Arkadaşlar gerçekten bir dev olmuş. Hayvan güzel yetişmiş. Ve bu da şunu kanıtır. Hayvanlar kaç yaşına kadar büyüyor diye merak edenler olabilir.
Bu hayvanlar arkadaşlar 3 yaşına kadar büyüyor. Ben buna kendim nasıl şahit oldum? Ben bu hayvan düveyken biliyorum arkadaşlar. Bu hayvan 1 yaşındaydı. Koca düveydi resmen yani. 1,5 yaşındaki düve kadar büyümüştü. Hatta o zaman sahibi tohumlamak istiyordu. Biz tohumlamayın dedik. Ufak demiştik. O zaman ondan başka bir inek almıştık. Sonra bunu geçen yıl gördüm. Bu mondofondan çıkma bir şeyle. Gerçekten çok güzel bir mondofonda annesi. 20 litre üstünde sütü vardı. O ineği de kaçırdık arkadaşlar. Keşke öyle bir hata yapmasaydık ama o zaman öyle bir hata yaptık. Tabii o zaman ben de çok şey değildim. Daha küçüktüm. O kadar girişken değildim. Yani şu an o hayvanı kaçırmazdım. Annesi çok güzel bir hayvandı. Bu da mondofondan çıkma bir şeyle. Ama maşallah orijinal gibi. Yani yapıyı görüyorsunuz. Hayvan güzel irileşmiş. Güzel yapılanmış. Tam bir yani buzağı makinesi. 10 numara buzağı doğurur arkadaşlar bu hayvan. Buna kaliteli bir spermayı atın. Sonra doğacak buzağı görün. Oturun izleyin. Güzel kaliteli bir hayvan arkadaşlar. Size hayvandan biraz bahsedeyim. Sonra biraz da bunun yükleme sürecinden bahsedeceğim. Yoksa az kalsın vallahi hayvan beni hastanelik edecekti. Bu hayvan arkadaşlar şu an 3 yaşına giriyor. Tahminim yani tam iyi hatırlamıyorum arkadaşlar ama biz o zaman ne zaman gitmiştik? Yine böyle Mart, Nisan aylarıydı. Düve 1 yaşındaydı. Şu an 3 yaşında olması lazım. İkinciye 8,5 aylık gebe. Sütü derseniz ben paçasında falan görmüştüm. Hatta çok hoşuma gitti. Hani bir şarolede ilk defa güzel böyle paça gördüm. Şimdi bazı şarole melezler oluyor ama neredeyse hiç şaroleye benzemiyor. Şarole melez diyorlar, 20 litre süt diyorlar ama hiç benzemiyor. Yani şarole, gerçek bir şarole ırkı gibi olup o fiziki özellikleri gösterip de süt konusunda neredeyse 15 zorlayan bir düve görmemiştim. Bu yıl 15'i zorlama diye bu yıl 15'i verir artık diye düşünüyorum. Hayvan gördüğünüz gibi şahane bir hayvan. Bu hayvanı ya arkadaşlar aldığım için memnunum gerçekten. Çünkü bu hayvanı ilk elde almak güzel. Çünkü tüccarın eline düşseydi bu hayvan o zaman yanmıştık arkadaşlar. Tüccarları biliyorsunuz. İşini güzel yapan tüccarlar var. Haklarını her zaman vereyim. Öyle insanları gerçekten seviyorum. Ben de bazı zaten birkaç tüccar haricinde hiçbiriyle iş yapmam. İşini güzel yapan birkaç tüccar var. Geriye kalanlar arkadaşlar en sevmediğim şeyi yapıyorlar. Eskiden adab-ı muaşeret diye bir kurallar vardı. Mesela bunun kitabını hatta okullarda okuturlarmış. Oradaki kurallardan biri de asla bir satıcının malını kötülemeyin derler. Adam bir geliyor, bunun şurası niye böyle, bunun burası niye böyle, bunun burası niye böyle. Kendi satarken 10 numara. Size şöyle de bir örnek vereyim arkadaşlar, hala aklımda kalır. Bu yıl bir inek sattık. Yaşlı ineğimiz gebeydi. Satıyorduk. Ya 6-6,5 aylık gebeydi. Gebeydi ne diyorum? 6-6,5 dedik. Daha küçücük buzağı varmış karnında diyor. Neyse bu sattık yine de anlaştık. Sonra istediğimiz parayı verdi. Pazarda bu oldu abi. Pazarda hemen götürdü. Kendi satıyor. Bana parayı sayıyor. Parayı ödüyor. Yandan biri geldi. Bu kısır mı gebe mi dedi. Kısır olur mu abi? Karnında koca dana var diyor. Hayvanı sattık. 5 dakika sonra oraya gidince dana bir anda kocaman oldu. Bizdeyken dana küçücüktü karnında. Oraya geçti. Koca dana oldu. İşte bazı tüccarlar böyle yapıyor. Çok gıcık kaptığım bir durum arkadaşlar. O yüzden bu hayvanı ilk elden sahibini almak beni çok mutlu etti. Peki ne gibi sıkıntılar yaşadık arkadaşlar? Bu hayvanı getirdiğimiz köy dağın eteğinde bir köydü. Kar acayip yığılmış. Özellikle de hayvan sahibinin evine gerçekten aşırı kar yığılmış. Bazı yerlerde karnıma kadar kara girdim gerçekten. Bir şaşırdım yani. Güm diye içine indik. Hayvanı biraz zor getirdik. Hayvan da hani sahibinden başka kimseyi görmemiş. Sahibi bunu evinin civarında otlatıyor. Akşamlar yiyelim diye hemen gördünüz. Güzel bakmış. Yani bağlı bakılmasına rağmen tertemiz üstü. Gerçekten tüyü güzel. Güzel beslenmiş bir hayvan. Sadece veterinerler geliyor farklı insanlar olarak. Veterinerler de iğne vurduğu için hayvan çok korkuyor. Hayvanı getirecektik arkadaşlar. Bu hayvan güçlen diye, güç yetemez diye o yulardan tuttu. Ben zincir tuttum ama korktu. Sahibini yerde bayağı sürükledi. En son sahibi bıraktı artık. Ondan sonra kendi tuttu. Ben uzak durdum. Oraya biraz zor yükledik. Aslında akıllı bir hayvandı. Ben bağladım kamyona. Sahibi yulardan tuttu. Ben zincirle bağladım. Burada indiriyorduk, getirdik. Tam yanından giriyorum. Bir anda bacağıyla beni sıkıştırıyordu. Hemen kenara geçtim arkadaşlar. Köşeye. Kamyon da çok büyük değil. Bir anda kafasıyla bana vurmaya başladı. Elimde Allah'tan sopayla girmişim. Eğer sopa sıkırsaydım yani kemiklerimi kırardı bu hayvan. Benim kaburgalarımı kırardı. Sopayla vurdum. Çıkamadım arkadaşlar. Çıkmaya çalışıyorum. Bacağıyla kapatıyor. Bu tarafa gidiyorum. Kafasıyla vuruyor. Zor kaçtım. Allah'tan boynuzu yokmuş. Özellikle hele boynuzu olsa. Yani sopan da olsa o boynuzu takmıştı bana. Çünkü ben ilk başta beklemiyordum. Bir anda vurmaya başladı. Allah şükür bir sıkıntı yaşamadım ama biraz korktuk ama sonra yine ben indirdim bu hayvanı çünkü babam da yaklaştırmadı. En son diğer tarafına seve seve yaklaşıp boyundaki zinciri bıraktım. İpiyle getirdim ama buraya çok rahat bağladım. İlk başta korktum ama korktuğum kadar değil. Hayvan sadece ürküyor. Yabancı bir yerde yabancı insanlarla genellikle veteriner zannediyor. İğne vurulacak zannediyor. Ama tabii ki öyle olmadı. Şimdi bunu buraya rahatça bağladım. Size de hemen video çekmek istedim çünkü bu hayvan ahıra bağlayınca bir daha çıkarmak istemiyorum. Bir de biraz alışsın. Yoksa bunu bağlamak, çıkarmak zorlu olacak ve güç yetmiyor arkadaşlar. Hayvan geçmiyor değil maşallah. Çok iri. Kaliteli bir hayvan. Hayvan güzel irileşmiş, güzel yapı yapmış.
Sahibi bunu nasıl beslemiş? Yulaf samanı vermiş arkadaşlar. Yulaf otu değil, yulaf samanı. Ondan sonra yani yemi biraz fazla veriyor benim tahmin ettiğim gibi. Hayvan balık sahibi gayet iyi yemiymiş. Ben nasıl besleyeceğim derseniz saman vereceğim sadece arkadaşlar. Yonca falan vermeyi düşünmüyorum. Çünkü biliyorsunuz hayvan gebeliklerinde yonca yediğinde hipokalsemi yakalanabiliyor fazla kalsiyumdan. Çünkü normal zamanda hani gebeyken tahmini 30 gram gibi bir kalsiyum ihtiyacı varken sağlırken yaklaşık 120 gram ihtiyacı var. O yüzden 120 gram çok fazla geliyor bu hayvana. Ve hipokalsemi düşüyor fazla kalsiyumdan. Biz de öyle olmasın diye vermeyeceğiz. Sadece saman vermeyi düşünüyorum. 6 kilo da yem vermeyi düşünüyorum. Arpa ve konsantre besi yemi karışımım var. Ondan 6 kilo vermeyi düşünüyorum doğuma kadar. Çünkü hayvan tek de biraz irileşmiş. Doğumda sıkıntı yaşamasın. Bu zade eğer büyükse. Bir problem yaşamak istemiyorum hayvanda. Hayvanımız böyle arkadaşlar. Size hayvanı göstermek istedim. Fiyat bilgisi veremeyeceğim. Ama fiyat tahminlerini siz kendiniz yapabilirsiniz. Çünkü bu hayvan bir iyi hayvan aldım duyanlar oldu. Konuşurken. İsteyenler var arkadaşlar. Ben aslında bunu eve koymak için aldım ama bilmiyorum arkadaşlar. Yani iyi kar veren olursa. Neden olmasın? O yüzden işte bir fiyat bilgisi vermeyeceğim ama siz fiyat bilgisi tahminlerinizi kendiniz yapabilirsiniz. Hayvanımız böyle arkadaşlar. Birazdan bu hayvanı içeri bağlayacağım. Videoyu da o yüzden birazdan burada sonlandırmak istiyorum. Size şöyle de bir bilgi vereyim arkadaşlar. Yakında canlı yayında yapacağım. İnşallah orada sohbet yapıp hani sohbetlerimizi yapıp sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. Videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Çünkü birazdan da işlerimi halletmem gerekiyor. Hepiniz sağlıcakla kalın. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.